Herkese merhabalar. Futbol Menajer 22 parmak kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son bildiğiniz gibi bir takım çalışmalar yapmıştık. Personellere, oyunculara tek tek hemen hemen bakmıştık ve ikinci bölümde hazırlık maçları dahil olmak üzere antrenmanlar, mentörlüklere daha detaylı bakış ve benzeri hareketleri yapacaktık. İlk olarak performans analisti ve oyuncu analisti kontenjanlarındaki boşluklarımız sebebiyle başvurularımızı almaya başladık. Yani ilan verdik ve başvuruları beklemeye başladık. Ardından bir takım oyuncuları gözlemcilik sekmesinden takip listelerine ekleyerek veri tabanımıza işledik ve onları gözlemlemeye başladık. Şu anda kariyerimize eklediğimiz 200-250'ye yakın oyuncu izlemeye başlayacağız ve onlar hakkında raporlar elde etmeye çalışacağız. Ben bu doğrultuda direkt 5 ismi kendi çapımda listeme ekledim. Yani bu 5 isimden en az 2 tanesini transfer etmeye çalışacağız. Bir tanesi forvet oyuncusu olacak, diğeri orta saha oyuncusu olacak. Bunların hepsini kanalda paylaşmış ve incelemiştim. Benim aklımda Christopher ve Kalmar var. Birisi ofansif orta saha, merkez orta sahanda oynayabiliyor. Diğeri de forvet mevkiinde güzel bir şekilde oynayabiliyor. Birisi Macar, diğeri İsveçli. Bunların hepsini zaten biliyorsunuz kanalda incelemiştik. İkisinin de maliyetleri hem transfer hem de maaş bütçemize uygun olacağı için iki oyuncuyu birden kadromuza katmaya özen göstereceğiz. Hatta ikisini birden istemeye de başlayalım sizlerin şahitliğinde. İlk olarak Christopher Reimann'a geçiş yapacağız. Normalde bu parayla Wonderkid de alabilirdim fakat herkesin oynadığı şekilde oynamak istemiyorum. Biraz daha challenge diyorlar buna. Biraz daha zorlu, biraz daha challenge keyfi yaşatacak bir kariyere doğru evirmek istiyoruz. Kariyerimizi tabii uygun fiyatlara da vermiyorlar. Şimdi ilk olarak 900 bin euroya Naiman'ı istedik. Naiman'ın çok iyi bir profili var. 28 yaşındaki İsveçli futbolcuyu gerçekten takımımda görmek ve performans gösterdiğine şahit olmak isterim. İkinci olarak Kalmar'a gideceğiz. Kalmar'ın bir sakatlık problemi var ama kendisini yine takımımda görmek ve takımımda değerlendirmek istiyorum. Hemen onun da teklifini hazırlayalım. Şartları öner diyelim. İyi, en azından bununla alakalı çok daha az para vereceğiz gibi duruyor. Şöyle 300 bin yapalım teklifimizi. Biraz daha istiyorlar doğal olarak. 350 bin seviyesine çıktım ve teklifimi sonlandırıyorum. Yani böylelikle takımdaki hareketliliğimizi de tamamlamaya oldukça yakınız. Hem personel olarak hem oyuncu grubuna istediğimiz transferleri yapabileceğiz. Serbest oyunculara da bakıyoruz. Serbest isimlerden de bir tane stoper elde etmek istiyorum açıkçası. Yani bu kim olur bilemiyorum. O yüzden raporları bekleyeceğim. Yaşına da pek fazla aldırmayacağım. Burada 103 kişilik bir geniş listemiz var. Önceden yine yayınlamıştım. Bu listeden uygun ismi bulup almaya çalışacağız. Tabii güncelleme sonrası hepsi bir kulüp bulmuş ama bizim için çok da önemli değil. Biz burada uygun maliyetlere alabileceğimiz stoperlere göz atacağız. Hatta hazır başlamışken bir yandan da stoper adayları için en azından bir Wonderkid listesi yükleyelim. Yine benim hazırlamış olduğum bir Wonderkid listesine bir bakalım. Evet, merkez defansları ekledik. 87 adet oyuncu bulunuyormuş burada. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. Siz de görmüş olun. Belli bir noktaya kadar seçip oyuncuyu gözlemle diyorum. Bir hafta kadar gözlemleyip olabildiğince bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Şu şekilde en fazla 50 oyuncuyu seçip gözlemleyebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince 50 oyuncuyu geçmeden gözlemci gönderiyoruz. Yani buradan mesela bir stoper de elde edebiliriz ama şöyle de bir durum var. Ben takımdaki genç oyuncuları da inceledim. Hepsini de as takıma aldım. Yani U20 takımımızda olup da kiralık olmayan tüm oyuncuları, yetenekli oyuncuları kadromuza, as kadromuza topladık. Olabildiğince geniş bir kadro yelpazemiz var ve hepsinden faydalanmak istiyoruz. Bu bağlamda tekrar başa dönecek olursak bütün oyuncuları incelemeye çalıştım ve gerçekten şans bulmayı hak eden, parmada parlayabilecek birçok oyuncumuz var. Bunların şimdi hep beraber antrenman sistemlerine giriş yapacağız. Şimdi antrenman bireysel dedik. Ben burada sizler için belirttim. Genç olan, artık hani 27-28 yaşının üstündeki oyunculara herhangi bir alternatif antrenman sistemi hazırlamayacağız ama genç olan, takımda oynamak isteyen, takımın geleceğini oluşturabilecek potansiyellere tek tek antrenman yaptıracağız. Kalecimizle başlayalım. Şimdi biz libero kaleci kullanıyoruz. Hangi mevkiyi kullanıyorsak ona göre çalıştırma yapmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Eksiklik olarak görebileceğimiz iletişim mesela, ilk kontrol, pas, elle oyun başlatma, bölge hakimiyeti, degaj gibi çok kritik eksikliklerimiz var. Keza soğukkanlılık, vizyon, ön sezi, yani herifte her şey eksik adeta. Eksikliklere istinaden kaleciyi topla oyun
oyuna sokma ilmanı kısa paslı olarak çalıştırmaya başlayacağız. Burada amacımız nedir? İlk kontrol pas ve vizyonu olabildiğince geliştirmek değil mi? Çünkü libero, kaleci destek rolünde oynatmak istiyoruz. Bu bağlamda da kalecimizin top dağıtma özelliklerini bir tık geliştirmemiz gerekiyor. Ardından da kalan özelliklerine yoğunlaşabiliriz ve iki kat yoğunlukta çalışmasını istiyorum. Yani olabildiğince iki kat yoğunlukta çalışıp eksikliklerini bir an önce kapatmasını bekliyoruz. Bir de bakacağız. Bu oyuncumuz hangi ayağını kullanıyor? Sağ ayağını çok kuvvetli kullanıyormuş. Sol ayağı ortaymış. Yani bu oyuncu oyun karakteristiği olarak zayıf ayağını kullanmaktan kaçın talimatı vermeyeceğim. Arada sol ayakla da kullanabilsin. Bakalım yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ona göre oyun karakteristiği de kazandırmaya çalışacağız. İkinci olarak Andre Piga'ya bakalım. Andre Piga da kaleci oynayabilen bir oyuncuymuş. Şöyle profiline şu şekilde bir bakayım. Hemen zayıf ayağını kullanmaktan kaçınmasını isteyelim. Teknik antrenmanlara geliyoruz ve zayıf ayağını kullanmasını istemiyoruz. Bu şekilde de personelimizi ikna ettik. Hemen onu da libero kaleci destek olarak ayarladım. Onu da hemen şöyle oyuna sokma idmanı çalıştırmaya başlayacağız ve tabii ki de iki kat yoğunlukta ayarlayacağız. Bir de Martin Türk adında bir kalecimiz var. Aslında profilinde umut vadeden parametreler var ama tabii çok eksik. Yani bu eksiklikleri de kapatmamız gerekiyor bir nebze de olsa. Öncelikle bir profiline bakalım. Bu arkadaşımızın da ne yazık ki zayıf ayağında problemler var. Hemen teknik antrenmanlara gelip zayıf ayağını kullanmaktan kaçınmasını istiyoruz ve her zamanki gibi topu oyuna sokma becerilerinde geliştirme bekliyoruz. İki kat yoğunlukta da çalıştırmaya başladık. Burada bir genç bekimiz var. Sağ bek oynuyormuş kendisi. Hemen ayaklarına bakıyorum. Sağ ayağının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Uzun boy avantajı, hız hızlanma parametrelerimiz gayet güzel. Kararlılığımız 15 ama yaşımız 19. Keşke 16-17 yaşında olsaydık da daha iyi yerlere gelebilseydik diye de düşünüyorum. Çünkü artık ilk 11'de biraz forma şansı bulması gereken bir futbolcu yaşı gereği. Ama biz olabildiğince kendisinden faydalanmaya, kendisini iyi bir oyuncu yapmaya çalışacağız. Defansif pozisyon almayla başlayacağız eğitimine. Karar alma, pozisyon alma ve markaj özelliklerini bir tık daha geliştirmeye çalışacağız. Çünkü top kapma 12 benim istediğim minimum seviyeler bunlar. Bu diğer özellikleri de o seviyelere getiriyor mu diye bir bakacağız ileride ve tabii ki de bir savunma olarak sıkı markaj yapma huyunu kabul ettirmeye çalışacağız. Tabii orada hocam beni ikna etti. Ben hocamı ikna etmem gerekirken şeye sinir oluyorum bu arada. Yani personel gelip onu çalıştırmayalım dediği zaman hakikaten sinir oluyorum. Menajer hemen sen ben çalıştıracağım abi. Seni ilgilendirmiyor gerisi. Şimdi burada çok önemli bir oyuncumuz var. Baton Tupalog. Ben kanalda da incelemiştim. Twitter'da da paylaşmıştım. Çok önemli bir futbolcu. Bu oyuncuyu muhtemelen eğer stoper transferi yapmazsak eğer ilk 11'de bol bol bu sene şans vereceğiz. O yüzden kendisinin olabildiğince iyi bir oyuncu olması için hazırlamak istiyorum. Defans merkezde pasör, stoper, savunma olarak çalıştıracağız ve vizyon kazanmasını istiyoruz. Vizyon kazanması için de pas antrenmanları yaptırmaya çalışacağız. Vizyon, pas, teknik bu bağlamda çalışacak oyuncumuz. Radu'ya bu arada biz mevki vermemiştik. Defansif sağda ne vereceğiz bu oyuncumuza? Standart bek olarak sanırım çalıştırabiliriz. Hücum olarak çalışsın ve diğer eksik bölgelerinde olabildiğince ilerletmeye çalışacak. Burada bir stoper oyuncumuz daha var. Bir bakalım ha profili ne anlatıyor bizlere? Yani çok güzel parametreleri var ama çok iyi olmayan parametreleri de var. Oyuncuyu düzeltmek, geliştirmek bir hayli zor olacak. Oldukça dengesiz bir profili var ama elimizden geleni yine yapmaya çalışacağız. Ne bekliyoruz bu oyuncumuzdan? Yine pasör, stoper, savunma olmasını bekliyoruz ve pas yapmasını mesela istersek ki o parametrelerin düzgün olduğunu görüyorum. O sebeple de yani top kontrolü de yaptırabiliriz. Biraz daha teknik bir stoper olmasını sağlayabiliriz veya direkt güç dayanıklılık üzerinden gidebiliriz ilk etapta. Güç zıplaması 18, çok fazla alacağını düşünmüyorum. O yüzden dayanıklılıkla başlayalım. Dayanıklılık, çalışkanlık parametreleri artmaya çalışsın. İki kat yoğunlukta da çalışsın. Bir diğer stoperimize gelelim. Markajı 13, karar alması 14, kararlılığı 3. Yani bu bizim için aslında pek de iyi bir stoper olamayabilir. Çünkü kararlılık anlamında gerçekten zayıf olduğunu görüyoruz. Kendisini yine pasör, stoper, savunma olarak çalıştıracağım. Normalde bu oyuncunun bu şekilde çalışmaması lazım ama ben şöyle bir 3 aylık periyotta kendisini denemeye ve zorlamaya çalışacağım. Ve yine pas olarak çalıştıralım. İki kat yoğunlukta çalıştıralım. Diğer oyuncumuz Lautaro Valenti. Fiziksel olarak gerçekten iyi seviyelerde olan oyuncumuza bir baktığımız zaman yine pasa ihtiyaç duyduğunu görüyorum
soruyorum direkt olarak. Yani biz pasör stoper kullanacağımız için teknik stoperler bizim ihtiyacımız. Hemen pasör stoper savunma deyip iki kat yoğunlukta çalıştırmaya başladık. Diğer oyuncularımıza doğru da ilerliyoruz. Burada bir bek oyuncumuz var. Takımda hiç sol bek olmadığını aslında görüyorum ve iki ayağını da kullanabilen bu oyuncuyu bence sol beke eğitmeye çalışırsak çok daha mantıklı olur düşüncesindeyim. Sahte bek hücum olarak sol bekte çalıştırmaya başlayalım ve ne verebiliriz bu oyuncumuza? Yine pas özelliklerini arttırmaya çalışalım. Teknik kapasitesini iki kat yoğunlukta kendisini çalıştırmak istiyoruz. Yine bir sol bek oyuncumuz var. Pas özelliklerini çalıştırmaya çalışacağız. Sahte bek hücum olarak ayarladık. Hemen geldim. Pas olarak ayarladım. Yani top kapma 11, markaj 8, buraların üstesinden de gelmeye çalışacağız ama etap etap arkadaşlar. Yani öyle her şeyi bir anda geliştireyim diye bir şey maalesef ki yok. Kiralık oyunculara sonra bakacağım. Yani bu bölümde bakmayacağım. Bir bek oyuncumuz daha varmış. Michel sol ayağını çok kuvvetli kullanabiliyormuş. Yine sol bekte bu sefer standart bek hücum olarak değerlendirip bir bakalım. Top kapmamız iyi. Markajımız yani genel profil özelliklerine göre değerlendiriyorum burada. Yine aslan devam edelim biz. İki kat yoğunlukta çalıştıralım. Ve son bek oyuncumuza geldik. Şimdi güç eksik, zıplama eksik. Direkt olarak fiziksel özelliklerine yoğunlaşacağız. İki kat yoğunlukta çalışmasını istiyoruz. Ve sahte bek hücum olarak çalışmasını istiyoruz. Yani umarım bu eksikliklerini bir an önce kapatabiliriz. Vizyon gibi, pas gibi, yine özel yetenek, konsantrasyon, bunlara bir bek oyuncusu da sahip olmalı. Bunları geliştirmeye çalışacağız. Bir diğer oyuncumuza gelelim. Adrian isimli orta saha ve sol kanatta verimli oynayan oyuncumuza bir baktığımız zaman denge, güç, pozisyon alma, defansif olarak önemli, top kapma yine oldukça önemli olacak. Bunları biraz bence geliştirmemiz lazım. Yani defansif pozisyon alma çalıştırabiliriz ama hani o özellikleri yine güzel, fena değil. Ya da çeviklik, denge üzerine gideceğiz. Güçlü olabilir aslında, zıplama da almaya başlayabilir. İki kat yoğunlukta o şekilde değerlendirmeye çalışalım. Ben bu oyuncumuzu mezzalı hücum olarak eğitmek istiyorum. Böylece hem teknik kapasitesinde bitiricilik, uzaktan şut gibi parametreleri de geliştirmeye çalışacağız. Hem de denge, güç, zıplama yüklemesi yapmaya çalışacağız kendisine. Bir diğer oyuncumuza geldik. Drissa Kamara. Konsantrasyon eksik, cesaret, agresifliğe nazaran oldukça düşük. Fiziksel kapasitemiz iyi değil. O yüzden orta saha merkezde aslında dinamo çalıştırırsak zihinsel olarak bayağı bir faydasını görürüz ama acaba iki yönlü de çalıştırıp hemen hemen tüm profilini iyileştirme mi beklesek? İki yönlü çalıştıralım bence. Fiziksel olarak çeviklik denge mi verelim, dayanıklılık güç üzerine mi gidelim? Ben dayanıklılık, çalışkanlık olarak veya güç zıplama. Biz güç zıplamaya ne devam edelim. En son denge, dayanıklılık ayrı ayrı vermeye çalışacağız. Yine iki kat yoğunlukta çalıştıracağız kendisini. Stanko Gürüç'e bakalım. Onun da profili oldukça iyi. 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncumuz. Ama biz defansif orta sahada isim kullanmıyoruz. O yüzden merkez orta saha hücum olarak değerlendireceğiz. İlk kontrol, vizyon, soğukkanlılık, özel yetenek gibi parametrelerimiz zayıf. Bunları da elbette ki düzeltmemiz gerekiyor ve pas olarak başlayacağız. Önce bir vizyon kazandıralım kendisine. Merkez orta saha hücum olarak oyunun her yönünü oynayabilmesi lazım. Yani hem ofans hem defans yönlerini oynayabilmesi lazım. Pasla ilgili oyun karakteristiği şu an için kazandıramayız gibi duruyor. Çünkü vizyonumuz oldukça düşük. Yani biraz top kapma, markaj yüksek olsa en azından sert girer gibi özellikleri kazandırmaya çalışabilirdik. Ama henüz daha yeri değil. Oyuncuların biraz daha profilleri otursun. Oyun karakteristikleriyle alakalı ikinci etapta, yani ikinci farklı antrenman yüklemelerinde değerlendirmeler yapacağız. Bir orta saha oyuncumuz daha var. Kararlılığımız 12. Hemen hemen dengeli bir profilimiz var. Benim sevdiğim profiller biraz bunlar. Bu oyuncuyu biz, vizyonumuz var aslında, pasımız da var. Biraz daha defansif oyun kurucu destek rolünde değerlendirmeye çalışalım. Ve neler yükleyebiliriz? Mesela hücum organizasyonlarını düşünebiliriz, öyle değil mi? Topsuz alan, ön sesi gibi, karar alma gibi çok kritik pozisyonlarda bizim işimize çok iyi yarayabilir. O yüzden onu da o şekilde çalıştırıyoruz. Sırada Simon var. Simon'a bakalım. Yani bunun da profili gayet iyiymiş. Konsantrasyon, liderlik, özel yetenek, topsuz alan. Bunlar bir tık düşük. Defansif orta sahada. Yani en azından vizyon, pas parametreleri yüksek olsa ama hani şöyle bir sevincim var. Fiziksel olarak iyi kapasitesi var. Zihinsel olarak fena olmayan bir kapasitesi var. Ben o yüzden hücum organizasyonları yapıp topsuz alanı biraz geliştirmeye çalışacağım. Yine iki kat yoğunlukta kendisine şans vermeye çalışacağız. Ve merkez orta sahada gezgin oyun
oyun kurucu destek olarak kendisini çok uygun buluyorum. Bence yapabilir diye düşünüyorum ve pas antrenmanı olarak da bitirici ara paslar vermesini istiyorum. Tabii bunu verebilmek için biraz daha vizyon pas olması gerekiyor. Merkez orta sahada bir farklı oyuncuya daha bakıyoruz. Yani evet, dengeli bir profil var ama yine tam böyle istediğimiz kıvamlı değil. Merkez orta saha hücum olarak değerlendirebiliriz. Ben yine fizikselden ziyade pas üzerine yoğunlaşmak istiyorum. İki kat yoğunluk yapacağız. Bu şekilde umarım oyuncumuzu geliştirebiliriz. Nihayet genç bir kanat oyuncusu geldi. Orta sahanın sağına evirmeye çalışacağız. Kanat değil, defansif kanat destek rolünde çalıştırırsak sanırım birçok zihinsel özelliği yüklemeye başlarız. Buna bu sefer çeviklik ve denge ile başlayalım ve iki kat yoğunlukta çalışmasını isteyelim. Alou Traore var. Yani çok fazla merkez orta saha var. Bunu sol kanada atabilirsek çok iyi olur bu arada, defansif kanat olarak. Bir deneyelim. Olacak diye bir kaydı yok. Olmayabilir. Ama biz elimizden geleni deneyelim. Yine defansif kanat destek. Sol kanatta tabii ayağına da bakmak lazım bir anlamda. Sol ayağı çok zayıf. Yani bu bağlamda sağa aslında yetiştirsek çok daha iyi olurdu ama bir de böyle olmasını bir deneyelim bakalım. Defansif pozisyon alma. Çalıştıracağız karar alma, markaj ve pozisyon alma parametrelerini yükseltmeye çalışacağız. Bir diğer oyuncumuz Deniz Mert. Evet, takımımızın en önemli genç yeteneklerinden bir tanesi. Şimdi normalde bu oyuncu ofansif orta saha sağ oynuyor. Biz bu oyuncuyu orta saha sağa alıp defansif kanat rolünde eğitmeye çalışacağız. Yine takım oyunu, pozisyon alma gibi özelliklerini geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden defansif pozisyon alma yükleyeceğiz. İki kat yoğunlukta çalışmasını sağlayacağız. Evet, neredeyse sona doğru yaklaşıyoruz bu arada. Burada bir çalışkan forvetimiz var. Önce bir dakika boyuna, huyuna, suyuna bir bakalım. 1.90 boyumuz var. Fiziksel kapasitemiz aslında fena değil. O yüzden şöyle bir çılgınlık yapacağız. Pivot santrofor olarak, hücum olarak elbette ki eğitmeye çalışacağız. Bir yandan da hücum organizasyonları alması için eğiteceğiz. Yani karar alma, ön sezi gibi parametreler forvet oyuncusunda çok önemli ve hafife alınamazlar. İlk etapta böyle bir yükleme yapacağız. Bir diğer forvet oyuncumuz Yoan Boni'ye bakıyoruz. Kararlılık 4. Ya niye böyle hep kritik parametreler çok kötü gerçekten. Biraz daha iyi olmasını beklerdim açıkçası. Yaratıcı forvet hücum olarak çalıştıralım kendisini ve pas yüklemesini yapalım. İlk kat yoğunlukta çalışmaya başlasın ve evet, genç oyuncularımızın sonuna geldik. Hemen hemen bütün oyuncuların antrenman sistemlerini ayarladık. Antrenman düzenlerini ayarladık. Mentorluklarda da şimdi tekrar bir ayar çekelim ama en son ayarladığım şeklinde kalmış. Oldukça fazla 12 tane grubumuz var. Antrenörlerimizi vesaire ayarladık. Gelecek olan antrenörlerimiz de hali hazırda zaten var. Son olarak ne yapacağız? Kariyeri artık temelli başlamadan önce hazırlık karşılaşmalarımızı elbette ki yapacağız. Böyle takvime doğru bir gelelim. Biz bugün 19 Temmuz'dayız. Yani şuradayız. Artık hazırlık karşılaşmalarına başlamamız lazım. O yüzden şuraya bir hazırlık karşılaşması hemen bir düşünelim bakalım. 22 Temmuz'da yapmaya çalışacağız. Fiorentina ile başlayalım. Onayla diyelim. Şimdi bir gün ilerleteceğim. Artık böyle yapıyorum. Yani olabildiğince ilerliyorum ki o şekilde hazırlık maçlarını dizayn etmeye başlıyorum. Bu arada tekliflerimiz reddedilmiş. Sanırım Maiman'la görüşme yapabiliyoruz. O da yıldız oyuncu statüsü üstünde oynamak istiyor. Çok ilginç gerçekten. Şu ikisini kaldıracağım. Antrenör ekibine bakacağız elbette ki ve belirgin bir zam ne yazık ki yapamayız. İlk 11 oyuncusu olarak gelmezse de alamayız. Kalmar zaten teklifimizi reddetti. Bizimle görüşme yapmak istemiyor. O zaman şöyle bir tablo çıkacak ortaya. Ya oturacağız, bedelsiz oyunculara yöneleceğiz. Bakacağız şöyle bir alabildiğimiz bir oyuncu var mı yok mu diye. Ya da hiç bu işe girişmeyeceğiz. Mevcut oyuncularımızla devam etmeye çalışacağız. İkinci antrenör maçını düşünüyorum. Şimdi onu iyi hesap etmek lazım. 3 gün ara versek, 26 Temmuz'a maç koysak, 3 daha verdik, 30'a koyduk. 1, 2, 3 daha verdik. Buraya koyarsak aynen bu düzende olabiliyor bu arada. Hemen buraya bir Genoa karşılaşması atalım. Onayla diyelim. Yine bir gün daha ilerliyoruz. Evet, Genoa'da karşılaşmamızı kabul etti. Döndük tekrar. 3 gün ara verdik. Değil mi? O şekilde ayarlamıştık. Hemen bakalım. Benzer itibarlı takımlardan Spezia olabilir. Spezia ile devam ederiz. Hemen onayla deyip geçiyorum. Hazırlık teklifimizi onlar da kabul ettiler. Spezia'dan sonra 3 gün ara verdik ve buraya da bir yüksek itibarlı bir takım. Mesela Lazio olabilir. Lazio'ya da hemen teklifimizi yapalım ve onlar da teklifimizi kabul ettiler. Yani fikstüre dönecek
olursak toplamda 6 hazırlık karşılaşması yapacağız. Dişimize göre şöyle bir baktığımız zaman 3 takım var. Orta seviyede 2 takım olduğunu söyleyebiliriz ve top seviyede Lazio ile mücadele edeceğiz. Antrenman dönemimizin ortasında karşılaşacağımız bir rakip olacak. Bir sonraki bölümde Bologna karşılaşmasıyla ben kariyere başlayacağım. Yani Bologna, Cosenza ve Perugia ile 3. bölüme başlamış olacağız. 2. ve 3. bölüm arasındaki sürede de eksik kalan, antrenmanı eksik kalan oyunculara nasıl hamleler yapabileceğimizi transfer anlamında daha detaylı bakmaya çalışacağım. İş ilanları açmıştık. Personel takviyelerimizi bu süre zarfında gerçekleştirmeye çalışacağız ve o şekilde kariyerimize devam edeceğiz. Umarım buraya kadar keyif aldığınız, keyifle izlediğiniz dakikalar geride kalmıştır. Bir sonraki FM22 bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.